Okuyorum, öğrenciyim. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. İşte videoları gördüm, haberim oldu bir şekilde. Burada yani sonuçta bir katliam var. Ve yapılan şeyler hiç hoş değil yani köylü halkına, kadınlara özellikle. Bir şekilde burada bir direniş var, ona katılmam gerekiyor diye düşündüm. Ben Tokat Erbağ'dan geldim. Burada doğup büyüdüm. Beni annem bu ağaçlara salıncak sallayarak işini, tarladaki işini yaptı. Bu ağacı kesmek ne demek biliyor musunuz? Çocuğun canını almak demek. Türkiye'de başka bir yer yok mu alacak? Yani bu kadar ormanı talan etmenin ne alakası var? Burada bu taş ocağını koyduğu andan itibaren bizim köyde hayat bizim için bitmiş. 50 yıllık kestane ağaçları çöp gibi atılmış, kepçelerle birlikte yerlere serilmiş. Yani o kestane ağacı 50 yılda yetişiyor ve orada bu dünyanın en güzel kestane balı bu vadide oluşuyor. O kestaneler sayesinde oluşuyor. Siz bunu çöp gibi attınız. Peki bu çöp gibi attığınız bu kestane ne kadar değerli olduğunu biliyor musunuz? Aptal mısınız? Anlamıştınız. Fasık insanların bu dünya barınağını fesada uğrattığı şu an müşahede ettiğimiz bir hakikattir. Dünyayı ateş topuna çeviren kim biliyor musun? Dünyayı ateş topuna çeviren fasıklardır. İnsanlık tarihindeki savaşlar, zulümler, salgınlar hepsi cennetül meva olan, olması gereken dünyamızı nasıl ateşe çevirdiğimizin sayısız örnekleriyle doludur. Konuyu en güzel özetleyen ayet Rum suresi 41. ayet. Rum suresi 41. ayet insanların elleriyle diye başlar. Fakat ben bu insanların başına hangi insanlar diye sorarsan ben buna fasık insanlar derim. Fasık insanların elleriyle yaptıkları sebebiyle karada ve denizde bozulma zuhur etti. Umulur ki böylece dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıldı. Ayrıca insanların çoğunun fasık olduğunu da Maide suresi 49 söylüyor. İnsanların çoğu fasık, emanet edilen dünyayı da ifsad etti. Bozdu, kirletti. 21'e geçelim. Şimdi neden biz bu ayetleri hep dünyamıza aldık? Evet. Hep dünyadan başlattık. Direkt ahiretten başlatmadık. Delilimiz 21. ayet. Ve biz mutlaka en büyük azabın astında, duğununda, daha yakın azaptan onlara elbette tattıracağız. Rum 41'in devamı gibi. Umulur ki niye tattıracağız? Belki dönerler. Buradaki el edna en yakın manasındadır. En yakın azaptan maksat hiç kuşkusuz dünya azabıdır. Yukarıdaki ayetleri sadece ahiret ve yeniden diriliş anlamında değil de mükafatın ve azabın dünyada başladığı şeklinde yorumlamamızın temel nedeni bu ayettir. Umulur ki ifadesi insanın hatadan dönme imkanı ve potansiyeline atıftır. Dünya kaynaklarını tüketerek yaşamanın imkansız olduğu uzay boşluğundaki tek mevamız olan yani barınağımız olan dünyamızı ne kadar kirletsek de Kur'an umut veren bir vizyonu hedeflemektedir. Ve Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra şimdi Rabbinin ayetleri bu bağlamda ne olmuş oldu Yaşar abi? Öldürmeyin, kirletmeyin, tüketmeyin, israf etmeyin, ifsad etmeyin. Bu tür ayetler insanlara hatırlatıldıktan sonra ona sırt çeviren kimseden daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Yani öldüren, kirleten, tüketen, israf ve ifsad eden kişi ne yapar? Zulmeder. O yüzden onlara zalim diyor. Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alırız. Şimdi bunlardan daha zalim kim dedi? Mücrim diyerek de bunların bunu ahlak haline getirdi. Yani suçu karakter haline getirmekten Allah intikam alırız diyor. Alırım demiyor bak. Alırız diyor. Çoğul kullanıyor. O zaman Allah'ın intikamı, müntekim olan Allah'ın intikamı nasıl olur? Ona bakacağız. Bak şimdi abi. Rum 41 ve Secde 21 gibi ayetler ile insanlık uyarılmasına, bizi bekleyen tehlikeler, tarihin tecrübesi ile aktarılmasına rağmen sırf kendi çıkarları, doymak bilmez konfor ve lüksleri için alemlerin Rabbinin kavli ve kevni ayetlerine yüz çevirenler açlara, hayvanlara, bitkilere, temiz kaynaklara zulmetmeye devam edecektir. Bu zulmün Allah'ın değişmez yasalarından dolayı dönüp dolaşıp kendilerine vuracağı, sünnetullah'a ters davranışların insanın bindiği dalı kesmek olduğu ayette müntekim kelimesiyle özetlenmiştir. İntikam alıcıyız. İntikam alırım demiyor bak. İntikam alıcıyız. Kullanımı çoğul gelmiştir. Aslında burada muttaki kullara bir görev verilmektedir. Allah'ın emanetlerine sırt dönüp, Allah'ın ayetlerine sırt dönüp, onlara hor davrananlara müsaade edilmemesi.
sünnetullahın bir süreçle intikamını almasından önce elden ne geliyorsa sonuna kadar yapılması ödevidir. Burada diyor ki bu bindiği dalı kesenlere engel olacaksın. Yoksa bu gemide hep berabersiniz, hep beraber çökersin. Gemiyi delirsen batarsın. Tabii batarsın. Ha, bir kişi deliyorsa ona böyle gözünü kapatıp gidemezsin. Çünkü o gemide sen de varsın. Duyarlı olacaksın. Bizim uzayda başka bir mevamız var mı? Yok. Duyarlı olacaksın. Yani Cengiz olacak zengin. Gitsin başka bir yerden taş alsın. Niye burayı mahvediyor? Biz hiçbir şeye karşı değiliz. Biz yeter ki yollar yapılsın, denizler her yerle yapılsın. Bizim için yapılıyor ama bizi mahvederek, bizi öldürerek yapmasınlar lütfen. Burası İkizdere ilçesi sınırlarında, sınırlar içerisinde. İkizdere ilçe merkezine 3 kilometre geride Cevizlik köyünün olduğu nokta. Cevizlik ve Gürdere köyünün arası. Burada taş ocağı işletilmek isteniyor. Bu İyidere'de yapılmak istenen bir liman var. Bu limanın dolgusu için buradan taş ocağı açıp buradan götürecekleri taşlarla bu limanı doldurmak istiyorlar. 75 yıl boyunca bunu yapmak istiyorlar ve yılda 31 milyon ton kadar buradan taş çıkartılacak. 16 milyonu oradaki o dolgu için kullanılacak diye biliyoruz. Raporlarda bu şekilde geçiyor. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Ben burayı, bu doğayı, bütün bu arazilerimizi bizim yani talan etmesini istemiyorum. Bizim mezarlarımız orası. Bütün arazilerimiz orada. O arazileri şey yapmış mesela, bize organik çay vermiş. Bütün çaylıklarımız orada. 6 dönüm arazim var benim orada. Ben o araziye bu taş ocağını koyarsa o tozu toprağı ben kime satacağım? Alacak mı bunu Çaykur? Bu vadi bir cehennem çukuru haline dönüşecek ve hiçbir yaşanacak hiçbir şey kalmayacak. 65 yaşındayım. Doğal yaşam alanımız. Ben arıcıyım. Çay tarım tarlalarımız var burada birçok. Buranın bali çok doğal ve kaliteli bir baldır yani. Deli bal var, kestane bali var. Başka burada çay üretimi var, patates var. İçme suyumuz bu gördüğünüz bu dereden temin ediyoruz. Taş ocağı yapılırsa burada toz, sularımız kesilecek. Arılarımız yaşayamayacak.